İyi akşamlar değerli Son Söz TV izleyicileri. 18 Mart 2021 Batman gündemi ile karşınızdayız. TPAO'nun destekleriyle TİPİK tarafından il özel idaresine 7 adet iş makinesi hibe edildi. İl özel idaresi makine parkında gerçekleşen devir teslim işlemiyle 1 adet 950H Caterpillar yükleyici, 1 adet 140H Caterpillar grader, 2 adet 330DLM Caterpillar paletli ekskavatör, 1 adet D8R Caterpillar dozer, 2 adet D8T Caterpillar dozer hibe edildi. Batman'da 18 Mart şehitleri anma günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Siirt merkezli Batman ve Çankırı'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı. Batman Petrolspor kendi sahasında oynadığı karşılaşmalarda kaybettiği puanlar yüzünden fırsat tepmeye devam ediyor. Her pazar günü Denk 5 konağı programı düzenleyen Batman Belediyesi, türkü ve özgün müzik severler için de Avaz Türkü Gecesi programını başlattı. İlk yayınını yapan Avaz Türkü Gecesi programı her hafta çarşamba günü saat 20'de Batman Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. Batman Belediyesi öncülüğünde kurulan 1955 Batman Belediyespor handbol takımı Sakarya'da 1. lige çıkmak için mücadele edecek. Şırnak'ta doğum sancıları tutan Saliha Ezer'e 18 yaşındaki kızı ebelik yaptı. Doğumdan sonra Dünya Hastanesi'ne getirilen 24 haftalık ve 1 kilo doğan mucize bebek sağlığına kavuştu. Batman Ticaret ve Sanayi Odası'nda 2021 yılının 3. meclis toplantısı gerçekleştirildi. Batman İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakman onur konuğu olarak katıldığı toplantı Batso Meclis Başkanı Ercan Ekinci'nin başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Batso'nun 2021 yılı hedefleri ele alındı. Vali Hulusi Şahin 18 Mart şehitleri anma günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümüne ilişkin mesajında Çanakkale'de destanlaşan birlik, beraberlik ve dayanışma bilinci aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nın müjdecisidir dedi. Bugünlük aktaracaklarımız bu kadar. İyi akşamlar.